Efendim iyi akşamlar. Tekrar birlikteyiz. Üstlerinde sahaları dolaşmaya, sahaları gezmeye devam ediyoruz. Sahada gördüğümüz kıymetli değerleri üstleri için önem arz eden kıymetleri, değerleri yayına alıp birebir kayıt altına alıp bir sonraki kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Bu haftaki konuğum eski habercilerden, eski gazetecilerden, bizim duayen habercimiz Anadolu Ajansı ve TRT'nin eski üsveli muhabiri Sayın Ali Çakaloğlu. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ali abi bize önce bir kısaca, gerçi biz biliyoruz, üsveli herkes biliyor ama bilmeyenler için, bir kayıt altına almaya için bize bir kendinizi tanıtır mısınız? Sizin ağzınızdan bir dinleyelim. Efendim ben Ali Çakaloğlu. Evet. Emekli maliyeci, emekli gazeteci ve de halen serbest muhasebeci, mali müşavir olarak faaliyet gösteren bir kişi. Evet. Peki Ali abi, bugünkü yayınımızda geçtiğimiz hafta içerisinde aslında yayına alacaktık ama teknik bir hata oldu. Bizden kaynaklanan bir problem oldu. Maalesef alamadık. Gazeteciler günü münasebetiyle, çalışan gazeteciler günü, 10 Ocak gazeteciler günü münasebetiyle yayına almayı planlıyorduk. Şu anda devam ediyoruz, gecikmeli de olsa. Öncelikle bize bu Yusuf elindeki bir habercilik nedir, ne değildir, eskiden bu muhabirliğe nasıl başladığınız formatından bir girmek isteriz. Emekli olduğunuza göre nereden baksan bir 30 yıl, 40 yıl devlete bir hizmet etmişliğiniz var. Doğrudur. Diğer bazı şeylerden de emekli olunmuyor. Mesela muhabirlikten, habercilikten, hayattan emekli olunmuyor. Başladığınız dönem tarihiyle birlikte bize muhabirliğe nasıl başladığınızı anlatabilir misiniz? Efendim şöyle, Artvin Vergiler İdaresi'nde memur olarak çalışmaktayken 1974 yılında, evet, Naklayın Yusufiye Mal Müdürlüğü'ne atandı. Geldim, birkaç sene çalıştık o zaman. İki senelik memur. Rahmetli Günal Varol vardı kaymakamımız. Bir gün dediler ki, kaymakam bey sizi çağırıyor. Gittim. Dediler ki, kaymakam bey işte tavsiye etmişler oradaki arkadaşlar. Muhabir atamamız lazım demişler. Evet. Beni çağırdılar, şeye gittim. Kaymakam bey dedi ki, ya işte muhabir atıyoruz seni, ne diyorsun? Dedim kaymakam bey, burada muhabir var. Hilmi Göktürk diye bir şey, Allah rahmet eylesin, o da şey yaptı, rahmetli oldu. Bu şimdi meğerse şeyi, TRT'yi şey, Erzurum bölgeyi Ankara'ya çevirmiş. Haberleri yayınlanmıyor. Şimdi TRT'nin sözleşmesinde der ki Ali abi kesiyorum. Mesajlarda bir sesle ilgili problem olduğu söyleniyor. Şu anda düzeltilmiş. Gelen mesajlara bakıyorum. Lütfen buyurun. Şimdi Hilmi Bey'in dedim muhabir, ben şimdi şey yapsam bu takıntılı adam bana cephe alır. Dedi ki hayır, onu görevden aldılar dedi. Ankara'ya şikayet etmiş. Haberler yayınlanmamış. O nedenle seni şey uygun görüyoruz. Muhabir olarak atıyoruz seni. Evet. Hemen tamam. Telefonun melefonu verdi kaymakam bey şeye, bölgeye. Benimle şey yaptılar, dediler sana sözleşme gönderiyoruz. Sözleşme imzala, muhabirliğe başla. Evet. Muhabirliğe başladık tabi. Hilmi Göktürk tabi bu arada bütün şeyin tavrını koyuyor. Ben daha önce bir kere lafım, maliye gelip gidiyor. Daha maliye de gelmiyor. Beyanname de vermiyor. Şey yapıyor, uzaktan gönderiyor. Her neyse biz de devam ediyoruz. O zaman şimdiki gibi dijital ortam yok. O zaman şey haberi vermek için PTT'ye kayıt veriyorsun. İşte acele basın diyorsun. Şey Artvin arıyor. Artvin diyor ki Ardal 3 devreden çık. Basın, acele işimiz var. Şey vereceğiz. Santralı dönem değil mi? Santralı dönem. Manuel dönem. Evet. Neyse o şekilde haberler vermeye başladık. Ama o dönemde fazla haber yok. Yani Yusuf Eylül'ün 74 yıl ortalama hangi yıllardan bahsediyorum? 74'te 80 arası bu dediğim dönem. O dönemde fazla bir bilgi şey yok. Yani habercilik yok. Sadece trafik kazası oluyor, çıkışması oluyor. Bir de bütün haberleri de belki göndermekte uygun olup olmadığında değerlendirmiyor zannedersem. O da olabilir mi? Yoksa... Ya şimdi ha dediği gibi kurum değil ki, sözleşmede yapımcının yani muhabirin gönderdiği haberi uygun görürse yayınlar, uygun görmezse yayınlamaz. Bir de devlet televizyonu olduğu için. Devlet televizyonu olur. O zaman tek şey tabanca ve her türlü süzgeçten geçiyor. Evet. Sonra verdiğimiz haber, ben haberi veriyorum,
Bir bakıyorsun kaymakama telefon açmışlar. Doğrulatıyorlar. Doğru mu? Yoksa uyduruyor mu? Yalan şey var mı? Haberi mutlaka doğru olması gerekiyor. Her neyse. Bu dönemde ya yine araya giriyorum. Böyle çok tatlı konu. Hem akış uzatmak için özellikle bilinçli giriyorum araya. Sadece TRT var değil mi? Yani sadece TRT var. Anadolu Ajansı var. Radyo şey yani 76-77'ye kadar sadece radyo. Televizyon yok. Televizyon da yok. Televizyon da yok. Sadece radyo haberleri. Evet. Fakat şimdi rahmetli Hilmi Bey şimdi o dönemde sabahları pazar şeyi her sabah bu bölgede gezilip görülecek yerler diye bir program var. Orada Erzurum'da örneğin çift eminareler. Yusufeli'nde Atatürk fındık çiftliği denen bir yer. 10 tane şey Hilmi Bey. Var mı Yusufeli'nin Atatürk orman çiftliği ya da fındık çiftliği? Yok da fındık çiftliği. 10 tane şey bu şu anda köprünün olduğu yerde. Bu kanalite geçen yerde şey su kanalının altında. Düğün salonunun olduğu yerden bahsediyorsun değil mi? Yoksa daha beri de. Şeyde bu Kırbıyın binasının hemen yanında. Tamam. Evet. Orada Asma Köprü'nün şey, olduğu yerden orada. Bahsediyorsun. Her gün yayınlanıyor. İşte Yusuf Efendi'de Atatürk fındık çiftliği gezilebilir. Her neyse. Aradan zaman geçti. Dediler ki şey fındık çiftliğinin durumu ne halinde TRT'den. Dedim ki ya orası gezip görülecek pek yer değil. Bunu yayından kaldıralım yani. O kadar yani. Çünkü gündeme sürekli orası geliyor. Gündeme geliyor. Neyse o şeyden kalktı. Tabii biz başladık. O zaman çığ düşmesi oluyor. Trafik kazaları oluyor. Abi oraya habere gelmeden Hilmi abiden bahsedebilir misin rahmetliden? Yani o da Yusuf Efendi'nde bildiğim kadarıyla bir kitapları var. Kitapları var. Böğründe Türk mühürü diye. Anadolu'nun böğründe Türk mühürü diye. Yanlış telaffuz. Aynen öyle tabii. Hukuk böyle, tabii. Biraz böyle yazmaya da seven biriydi. O dönem içerisinde gazete, matbaa filan Yusuf Efendi'nin herhangi bir şey var öyle mıydı? Bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sadece bu dava vekilliği yapıyor. Hukuk fakültesine ayrılma. Yusuf Efendi'de o zaman avukat yok. Hep vatandaşın şeylerini arzuacı gibi dilekçelerini yazıyor, mahkemeye gidiyor. Mahkemede de işte yeterli savunmayı da yapamıyor. Öyle bir şey. Yaşlı bir insan zaten. Peki bu matbaa falan yoktu değil mi? O gazete, zaman, yerel gazete var mıydı? Artvin'de ya da ilçelerde hatırlıyor musunuz? Şimdi Artvin'de olabilir. Belki de Yusuf Efendi'de yoktu. O zaman bize Artvin'e gitmemiz de pek o kadar şey değil yani. Yani gitmesi. Gerçi Artvin'den geldik ama ben o zaman Artvin'de matbaa vardı. Pardon, vardı Artvin'de matbaa. Matbaa olur ama hani belki baskım işleri için hani gazete falan çıkıyor muydu? Yok, yani gazete muhabirlikten başka bir şey yapmıyor burada. Şimdi hem dava vekilliği yapıyor hem gazetecilik yapıyor. Peki, o dönem içerisinde gazete ne kadar süreyle gelirdi? Ben bir hatırladığım kadarıyla yani bizim de bayağı bir süzlerine bakıyoruz, bayağı bir eskilere doğru gidiyoruz. Bir güne iki güne gelebiliyor muydu normal ulusal basındaki? İkinci günü geliyordu. Gazete. Şimdi servislerden örneğin Erzurum'dan veya şeyden Artvin'den gelecek olsa veya Trabzon'dan değil mi? Şeyden. Şimdi oradan verdikleri zaman ikinci gün ancak gelme imkanı oluyordu. Peki, tehirli yani. O gazetelere falan çıktığı zaman haberlere bekliyorsunuz, bakıyorsunuz nereden çıkacak mı yoksa artık şansa mı artık? O zaman daha şey Yusuf Efendi'nin haberleri şeyde gazetelerde pek yayınlanmıyor. Diyorum ya sadece TRT'nin muhabiriyim ben. Ajansa daha muhabiri olmamışım. Ha, oraya geçmedi. Ha, daha oraya evet, gelmemişim. Evet, Yusuf Efendi'nin haberleri sadece radyoda yayınlanıyor. Evet. Buyurun. Neyse aradan biraz zaman geçti. Bir gün bir yangın haberi oldu Bahçeli köyünde. 5-6 tane bina yandı. İşte ağır samandı. Bunu ben şeyle verdim şeye. TRT'ye bildirdim. TRT'ye radyo ama. Radyo. O zaman işte televizyon yok. Tek şey radyo da. Radyo. Evet. Ve radyoya verdim. Yarım saat geçmedi yayınlandı. Yayınlandı fakat Kaymakam Bey o dönemde şeyde köy gezilerine gitmiş. Uzak bir köyde. O gelinceye kadar bir yayınlandı. Telefon yok, şey yok. Telefon yok. O zaman bağlantı kurma şansı yok. Köyden de bağlantı kurma şansı yok o zaman. Tabii. Telsiz, evet. Belli bir uzun şey, mesafe süre, mesafe var. Evet. Her neyse, Vali Bey telefon açıyor şeye, Kaymakam Bey'e. Kaymakam diye, neredesin diyor. Yusufel'deyim diyor. Diyor, Yusufel'de yangın çıkmış. Ne haber vermedin diye beni zor duruma bırakıyorsun. Bunu tabii biraz fırçalıyor. Kaymakam ismini vermeyeceğim. Burada. Evet. Bu sefer Kaymakam Bey dediler ki seni Kaymakam Bey çağırıyor. Gittim. Dedi ki haberi sen mi verdin? Ben verdim Kaymakam Bey. Bundan sonra dedi benim haberim olan haber vermeyeceksin dedi. Şimdi. Şimdi orada benim de boşluğum var ama onun da boşluğu var. Tabii tabii. Her neyse. Olur kaymakam edin. Çıktım şeyden. Doğru geldim şeye, daireye geldim. Orada bölge müdürüne telefon açtım. Dedim ki
Bir kaymakam geldi. Yeni biraz da hızlı. Adam diyor ki benim haberim olmadan haber veremezsin. Biraz da ben daha baktım tabii. İster istemez. Habercilikte olacak ama olmadan habercinin şeyinde, içinde var zaten. Sen fırçayı yedin, ben de yedim ama biraz da artık korktayımız yani. Hafifleyin, biraz rahatlayayım ve salındayız. Bölge müdürü dedi ki ben onun da arabayla görüşürüm dedi. Hallederiz dedi bu işi. Evet. Dedi ki işte salı günü mü çarşamba günü kaymakamla toplantısı var. Orada açmış telefon şey bölge müdürü. Çok samimi tabii valilerle şeylerle. Demiş ki böyle kim böyle senin şey bazı kaymakamlar şey yapıyor. Muhabirlerin çalışmasının engelli pozisyonu varmış. Direkt hedef almıyor kaymakam bey. Diyor ki olmasın şeylerle muhabirle sıcak ilişkilerle çalışın diyor falan. Daha ondan sonra hiçbir şey demedi kaymakam. Aramız iyi oldu. Neyse. Evet. Abi şimdi, bu arada bir mesajlar var. Onları bir okuyalım öyle tamam. Devam edelim. Biraz da aktif olsun. Seyircilerimize doğru. Katmış olalım. Bu arada kıymetli izleyicilerimizden şeyi de bekliyoruz. Yani eğer paylaşırsalar birden fazla kişiye ulaşırsak üst elindeki kıymetleri, değerleri daha çok kişi izlemiş olur. Bunu da buradan hatırlatalım. Lütfen paylaşırsalar biz de keyif alırız. TRT eski muhabiri ve Anadolu Yusufeli muhabiri Ali Çakaloğlu'yla birlikteyiz. Ali abinin hatıralarını, anılarını dinlemeye çalışacağız ama dediğim gibi mesajlara bakıyorum. Gelen mesajlardan. Şeref Polat iyi yayınlar dilediğini ifade ediyor. Yine Mehmet Eğilmez izliyormuş bizleri. Ayşegül Kitapçı'nın izlediğini gözlemliyoruz. Fatih Kırbıyık'ın izlediğini gözlemliyoruz. Mehmet Eğilmez iyi yayınlar dilekçesini, ifadesini belirtmiş. Canlı ustası Mevlüt Sarkut hayırlı yayınlar diyor. Size de konuğumuza iyi yayınlar olsun diyor. Yine Mavi Su testlerindeki izleyici arkadaşlarımıza iyi yayınlar, başarılar şeklinde mesajlar geliyor. Mesajlar geldikçe paylaşacağız aktif olarak. Geliyor. Yine bir sürü izleyici arkadaşlarımız var ama sadece izliyor mantığıyla izleyelim diye paylaşmayı da işin doğrusu çok da sevmiyorum. Peki Ali abi o dönemde bir bahsetmeye devam edelim. İmkanlarımız nasıldı? Bir haber yaparken, habere giderken böyle fotoğraf makinesi zaten bulmaşa. Hala radyodayız ama. Radyodayız. Şeye gelmedik. Yani gazeteye gelmedik de. Her neyse 79-80'li yıllarda bir orman bölge müdürü geldi buraya. Şey işletme müdürü geldi. Mehmet Ali Budak. Evet. Şimdi o 12 Eylül dönemi burada av turizmini şey yaptı. Av turizmini o planı çıkardı. Çıkardı. Tabii avcılar geliyor gidiyor. Ben bunlara haber yaptım verince ve bu arada trekking, kano turizmi bunlar da ortaya çıkmayınca Yusufeli artık bölgede iyice tanınmaya başladı. İlgi çekmeye başladı. Her neyse bir gün bir de baktım ki Anadolu Ajansı'ndan bir şey geldi. İki tane yetkili aramışlar. Beni buldular. Efendim bize muhabirlik de yapar mısın dediler. Olur yaparız dedik. Bu sefer gazetecilikle başladı. Tabii bu arada ben TRT'ye sadece bu yani yangın, sel bu tür haberleri vermiyorum. Magazin haberleri de vermeye başladım. Örneğin pirinç hasadı, zeytin hasadı, üzüm hasadı bu gibi şeyler de veriyoruz. Şimdi Erzurum'da bölgeye toplantılara gidiyoruz. En fazla ilgiyi ben çekmeye başladım. Şimdi haber deposu Yusufeli daha önce o kadar şey yok ama bu turizm devreye girince çok faal duruma geldi. Her neyse devam ettik. Bunları verdik. O arada trafik kazaları da çok oluyor. Bu Artvin Erzurum yolu o sene tek şerit değil mi? Tek şerit aşağı yukarı 20'ye yakın kaza oldu. Bir otobüs suya düştü, 3-4 kişi boğuldu. Her neyse ben ajansa yaptım. Anadolu Ajansı'na bilgi verdim bu sefer. Dedim ki ya böyle ki böyle Yusufeli Artvin yolu her sene kaza yapıyor. Karayolu değil, kaza yolu. Ama haberi verirken yine o telefonla. Telefonla. Ankara aradan çık, Adana aradan çık hesabı. Manuel telefon tabii. Şimdiki dijital durum ortada değil yani. Her neyse devam ettik. Bu arada İngiliz David diye birisi kano için geliyor. Bu Avustralyalı, İngiliz, Amerikalı şeyleri arıyor. Bu kanocuları alıp getiriyor buraya. Ulan bir gün birer o zaman çorukları çok baharda çok hareketli. Evet. Bir turistin birisi geldi o kanoyla taşa vurdu vefat etti. Her neyse bunları da verdik. Bunlar da iyice artık yani turizm
merkezi durumuna getirdik Yusuf Ali'ni. Öyle devam ettik. Radyo formatı bu şekilde devam etti. Radyo formatı da bitti, artık gazetecilik de başladı. Gazetelerde yayınlanmaya başladı haberler tabii. Evet. Peki şeyi sorayım bu arada. O gazeteye bir haber çıktığı zaman ya da yayınladığınız, yol gönderdiğiniz bir haber çıktığı zaman, radyodan onu dinlediğiniz zaman o hissettiğiniz hisleri biliyoruz ama bir de sizin ağzınızdan duymak isteriz. Yani bir muhabirin yapmış olduğu bir haber ki yüz feline baktığımız zaman Türkiye genelinden işte devede kulak yani çok da işte 1100'e yakın ilçelerden bir tanesi, nüfusu 6000-7000 civarında, evet. Şey anlamında söylemiyorum, küçültme anlamında söylemiyorum bunu ama yani çok da kimsenin umurunda olmayacak yerlerden bir tanesi anlamında söylüyorum bunu. Hı-hı. Haber değeri formatına baktığımız zaman, çünkü bir yaptığınız haberler ki o dönem arşive de ulaştık. Baktığımız zaman birçok ilden çok daha haber geçilmiş. Evet. Yani şimdi diyorum ya, zaten onu izah etmeye çalıştım. Yusufeli Erzurum bölgesinde, Erzurum aşağı yukarı 12 tane il dahil, yani muhabirler. İl dahil. En fazla haber deposu burası. Bizden sonra bir de meyve sebze üretim bakımından Iğdır. Iğdır da biraz dikkati çekiyordu. Örneğin diyelim Narman var, şey var ama oradaki muhabirler demek ki yeterli şeyi kavramamış veya yetişememiş. Bir yani. De şu da olabilir mi? Yani ve devamında o yine ne hissettiğinizi soracağım. Bir de haberci gözüyle bakmak bir ayrı bir olay. Şimdi ondan zevk almak. Şimdi ilk etapta biraz şey yapayım, annem yoksa ama o haberlerin yayınlandığı zaman, Yusuf'un sesini duyurduğun zaman ne hissediyorsunuz? Insan, ne hissediyorsunuz? Çok yani gurur verici bir olay oluyor ya. İnsanın hoşuna gidiyor yani. Evet. Ama bir haber yaparken neye dikkat etmek lazım abi? Bunlar şimdi haberin gibi mutlaka doğru olması gerekiyor. Şimdi beş ne kuralı var? Ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl? Evet. Yani TRT sözleşmede yaparken şey yaparken bu kuralları mutlaka isteriz diyor. Yani o doğruluğu o beş ne kuralının içine giriyor. Onun için yanlış yapma şansı yok. Dediğim gibi zaten haberi verdikten sonra en az bir sene beni denediler. Böyle ki acaba yanlış veriyor mu? Hatası var mı? Ondan sonra verdiğim haber noktayla virgülle yayınlanmaya başladı artık. Yani TRT'ye haber verdim mi? Ne veriyorsam aynen yayınlanıyor. Masa başı haber mi yapıyor? Yoksa gidip olayı bizzat görüyor mu? Ya da kulaktan duyma mı diye bunu önce bir sizden bir aynen öyle tabii. Muhabirine bir güveniyor. Zaten muhtemelen bütün haber ajansları çok kıymetlidir, çok değerlidir. Sivilden de bahsediyoruz. Şu anda günümüzde yayın yapan bütün arkadaşlara buradan selam olsun. Ama devlet televizyonunda, devletin ajansında görev yapmak bir tık daha farklı. Ayrı bir özellik taşıyor. Yani Anadolu Ajansı olsun, TRT olsun, noktayı, virgülü ve en ufak hatayı kabul etmez. Onun için yani mutlaka doğru yapmak gerekiyor. Doğru yapmak gerekiyor. Peki televizyona geçmeden ne zorluklar yaşadık abi? Gerçi biraz önce bahsettiğiniz zaman zaman böyle amirlerle falan ters düşmeler oluyor ama işte bir tane olay oldu. Orada yani şimdi o dönemde yani haberleşmenin yeterli olmadığından dolayı öyle bir şey sürtüşmemiz oldu. Ondan sonra pek daha şeyimiz olmadı. Genelde böyle zorluklar, ne zorluklar yaşıyorsunuz? İşte ulaşımda yaşadınız. Zorluk oluyor. O zaman aracımız yok, şeyimiz yok. Diyelim yani bir yerde haber oluyorsa mutlak işte kaymakam beylere şeyimiz, diyalogumuz iyiydi. Hep onlarla kaymakam beyle beraber gidiyorduk. Araçlar da gidiyor. Gidiyor. Oradan gelip haberi yapıyorduk yani. Yani şimdiki gibi özel araçlar, efendim imkanlar mevcut değil. Telefonlar falan herkesin elinde. Şimdi dediğin gibi o zaman telefon yok bir kere. Mutlaka manyolu telefonla şey haber vereceksin yani. Evet. Peki abi televizyon çıktı, gazete devam ediyor, Anadolu Ajansı ile TRT aynı anda devam ediyorsunuz. O televizyon için nasıl oldu o zaman, habercilik bir tık daha şimdi o zaman değiştirdi. Şimdi benim tabii şeyim yok, ben memur, kamera o zaman bayağı pahalı. Evet. Fakat şimdi bölge o kadar ilgi duymaya başladı ki ayda bir mesela Erzurum bölgeden kendimi kabul ettirdim. Açıyorlar. Ali Bey bir, ne var? Oraya gelsek ne haber yapabiliriz? Bir tane şoför, bir tane muhabir, 2-3 kişi beraber geliyoruz. Kamer. Haberleri, 3-5 haberi yapıyoruz. Ben onlara malzeme veriyorum. Gidiyoruz beraber yapıyoruz. Alıp gidiyorlar, haberi anda yayınlıyor. Şu o zaman buradan şey Erzurum'a 8 saat araba gidiyor, 6 saat araba gidiyor. Gönderiyorsun magazin haberini, bir hafta sonra ancak yayınlanıyor. Arabayla göndersen o da aksıyor. Bir yerde gidiyor, kayboluyor şey.
mecburen taahhütlü gönderiyorsun haberi. Evet, bunlar bizde yaşadık abi. Kasıp gönderme mi dersin, yolda kaybolma mı dersin? Aynen öyle. Acil haber oldu olmadı, kendi özel aracımızla haberi götürüp teslim etmek teslim mi dersin? Teslim ediyorsun tabii. Aslında biraz da kendimden söyleyeyim abi, yani size de kısmen bir gönderim olsun. Haber işiyle uğraşmak biraz da böyle normal dışı hareket gerektiriyor. Aynen, biraz faal olmak gerekiyor. Yani duyan olman gerekiyor. Yani kulağın üstüne yatıyor. Herkesin duyamadığı şeyi senin duymak zorundasın. Diyaloğun iyi olması lazım. Diyaloğun iyi olacak, evet. Evet. Şimdi mesela jandarma ile iyi olacaksın. Efendim, polisle iyi olacaksın. Kaymakamlıkla iyi olacaksın ki haber kaynakları şey olsun. Mesela bir yere gidecek jandarma bakarsın, bir yerde olay olmuş. Hemen haber verirlerdi ki falan yerde olay var. Hemen intikal ederek işe hallederdik. Yani. Abi şimdi baktığımız zaman daha çok işte Hüseyin'deki haberler daha çok bir muhalif formatında yüklenilmiyor değil mi? Yani normalde ilçedeki olan amaç burada daha çok ilçenin güzelliklerini. Olumlu. Hep olumlu taraflarından baktım ben. Yani ben haberciliği ama o yönde yaptım yani. Buradan da sistem geliyor zaman zaman ki sadece pozitifleri görüyorsunuz. Ama negatifleri de veriliyor olacak kadar, ama yani birine bir iftira atma, bir çamur atma mantığıyla da bir haber yapamıyorsun ki. Ya da birebir kişisel çıkarlara. Şimdi bu dijital dönemde belki yapabilirsin. Fakat o dönemde her ikisi de devletin kurumu ve tarafsız kurumlar bunlar. Mutlaka şey, yani olumlu ve vatandaşa zarar verici bir haber olmuyor yani. Bir de devletin televizyonu olduğu için o zamanki denetimde çok sıkı. Denetim çok sıkı o zaman. Erzurum denetleyecek, oradaki müdür denetleyecek, muhabir bakacak. Ankara'ya gidiyor, Ankara yayına bakacak. Ankara uygun görecek. Haber trafiği önemli. Diyelim sana göre haber çok önemli. Çok kıymetli. Çok kıymetli. Veriyorsun haberi, o günkü trafik. Başka yerde yangın olmuş, bilmem ne olmuş. Senin haber arada kaynıyor. Çok çok yaşadığımız olaylardan bir tanesi. Hazırlanıyorsun, evet çıkacak. Gündeme bakıyorsun. Gündeme yok. Alınmış, sistemdesin. Ama o anda pat önemli bir taraftan bir açıklama oluyor. Yapmış olmuş olduğunu. Aynen öyle yaptım. Şimdi. Rahmetli Hilmi Göktürk. Evet. İşte onun için zaten TRT'ye bozulmuş. Şikayet edince buna diskalifiye etmişler. Peki öyle bir siz haber yaşadınız mı abi? Var mı öyle? Tabii benim de öyle. Mesela burada çok kıymetli bir değer. Evet, bu haber kesin ana habere girer. Mantığıyla bakıyorsun. Televizyon mantığında söylüyorum. Ya da radyoda olabilir. Gazetede olabilir. Ama bakıyorsun gündemde bile yok. Yok. Ne hissediyorsunuz? Şimdi yani ama bunu bilinçli olmak lazım. Sözleşme imzalamışsın. Diyor ki o günkü trafikte diyor veya yapımcının verdiği haberi kurum diye uygun görürse, trafik uygunsa yayınlar diyor. Yoksa yayınlamaz diyor. Evet. Sen şikayet etme hakkın yok ki yani. Seni baştan bağlamış şey kurum. Neler hissediyorduk abi, ben ona hep takılıyorum. Yani şimdi bir sabahtan kalkayım bir haber yapayım diye haber yapılma olur mu? Yoksa yani o çıkacak mı? Ya da ya böyle şimdi, bir baktığında o gözle mi görüyorsun? Evet ya, şurası bir haber. Bir atıyorum, hep klasik bir laftır bilirsiniz abi. Nedir? Köpeğin insanı ısırması değil, insanın köpeği ısırması haberdir. Ama bir de bir baktığında habere bir takla attırma diye bir deyim var. Onu da bilirsiniz. Evet. O birkaç takla attırdığı zaman da çok daha kıymetli. Gider normal düz yolda giderken bakmışsın haber taklanmış. Şimdi şöyle bir bak mesela, ben de yani 25 sene muhabirlik yaptım. Evet. Şimdi yani kendi insan noksanlıklarını da hissediyor. Şimdi bu İnanlı köyünde bir şey köprü vardı, Azma Köprü. Sen orayı hatırlarsın. Evet, evet. Şimdi oradan senelerce geçiyoruz. Kilitli köprü. Kilitli köprü. Fakat yani benim dikkatimi çekmedi. Ama bölgeden şey, Osman Çavuşoğlu ve bir tane de yanında muhabir beraber geldiler. Oradan geçerken dur dediler bana. Normal köprü işte. Normal köprü. Köprüde. Yok şey diyorum. Hani bizim için normal köprü. Bizim için normal ama haber değeri çok fazla. Anadolu Ajansı bunu çekti. İşte o şeyde gittik. Köprünün sahibinin de resmini çektik. Konuşturduk onu. Şeye, gazeteye verdik. Bütün basın şey yaptı. Basın haber oldu. Evet. Başkaları dinlemeye başladı. Hürriyet geliyor yapıyor. Efendim Sabah geliyor yapıyor. Derken yani bu habercilik çok ince, böyle herkesin yapabileceği bir şey değil yani. Evet. Peki Ali abi, o süre içerisinde böyle bir keyif aldınız değil mi? Böyle, çok insan zevk alıyor. Şimdi hem ilçeni tanıtıyorsun hem de yayınlanan haberden dolayı insan zevk duyuyor yani. Evet. Mesajlar var, onlara bakayım abi. Yine izleyicilerimiz sağ olsunlar, bizleri yalnız bırakmıyorlar. Nereden kalmıştım? Evet.
Mavisu belirtmiştim. Nursel Özgüler Yalova'dan Al abimize selamlar olsun diyor. Bütün memlekete selam diye ifade ediyor. Yaşar Akalın iyi yayınlar selamlar diyor. Şehzade Şahin Çolak iyi yayınlar diliyor. Altan Çolak kolay gelsin. İyi yayınlar İstanbul'dan selamlar olsun. İhsan Özyürek iyi yayınlar selamlar gönderiyor. Derya Yiğit selamlar iyi yayınlar diyor. Şükrü Çakal iyi yayınlar Emoğlu'na selamlar olsun diyor. Sizlere de teşekkürler. Bizden de selam olsun. Gönderiyor. Amcaoğlu'na. Yine Murat Çakır izliyor ve iyi yayınlar dileklerini ifade ediyor. Ali abi haberciliğin biraz da güzel tarafı bu değil mi? Yani bir baktığınız evet. zaman ilk habere siz ulaşıyorsunuz. Aynen. Şimdi habercilikte yarış çok önemli. Diyelim size benim o zaman pek şeyim yok, rakibim yok. Şimdi rakipler var tabii sizin ama ben o zaman tek tabanca ama gene de yani haberi kaçırmamaya, şey yapmamaya dikkat etmişimdir yani. Evet, o gelen bilgileri eksiksiz sizin için bir kaza oluyor, trafik kazası oluyor değil mi? İlk siz görüyorsunuz evet. Birebir. İşte onunla ilgili bilgileri siz söylüyorsunuz veya size kaynak olarak belki başvuruluyor, evet. ulaşılıyor nedir ne değildir diye. Tabii o zamanki imkanlarda şimdiki imkanları kıyasladığınız zaman. Şimdi kıyaslama evet. Şimdi dijital da tabii şu anda haberin şeyine gidiyorsun. WhatsApp'tan atıyorsun, anında haberi yayın diyebiliyorsun. Evet. Ama bizim zamanımızda mümkün değil. Ben ne diyorum yani, benim magazin haberini verdiğin zaman bir hafta sonra ancak TRT yayınlıyordu yani. Evet. Peki şu andaki bir ortama bahsettiğiniz zaman böyle bir değerlendirsek, şu andaki haberciliği, haberi nasıl görüyorsunuz? Üsfeli haber formatında, oraya bir sonra geleceğim ama yani Üsfeli hak ettiği haberleri taşınıyor mu? Ne diyeceksiniz? Yani bütün yani basın arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Yani Yusuf Ali'nin tanıtımı yani güzel bir şekilde gidiyor yani. Hala birçok il ve ilçeden daha ileri. Daha ileri yani. Haber deposu olması dolayısıyla örneğin güreş etkinlikleri, diğer yayla şenlikleri, her türlü etkinlikler anında yayınlanıyor. Bu çok güzel bir olay yani. Bu aslında yani, biraz... Yani çok hoşuma gidiyor yani. Evet, yani bir eski haberci olarak, geç haberciliğin eskisi olmaz ama yani mesleğe kısmen ara vermiş diyelim. Böyle 25 senelik gazeteci. Haberci yani. Gözüyle durup dışarıda evet. yine bakıyorsunuz. Peki zaman zaman çağrılıyor musunuz, böyle toplantı oluyor, yemek oluyor, biraz gönül koyuyorsanız? Orada şikayetçiyim biraz yani. Basın olarak işte tanımadık bile yani. Evet, yani şimdi jenerasyon bir tık değiştiği zaman jenerasyon... Şeyler unutuluyor, değişiyor yani. Şeyler unutuluyor, değişiyor, evet. gündemde kalmak biraz daha zor oluyor. Zor oluyor, evet. Bir de yani benim mali müşavirlik görevim var ya, biraz da ben kabahat bende de yani şeye mesleğe yönelince şeyden koptuk yani. Ağırlığı oraya verdiniz. Ağırlığı oraya vermek zorunda kaldım. Zaten habercilik yani. Eğer direkt bu işi meslek olarak, iş olarak yapmıyorsan biraz da hobi formatlı bir şey. Yani hobi olarak yani. Keyif alarak yapman gerekiyor. Yani fare olarak yaptım fare yani. Olarak benim görevim zaten maliyecilik ve fare olarak yaptım fare yani bu görevi. Ama yaptığımda en iyisini yapmaya çalıştım. Şimdi örneğin mesela Artvin'de TRT muhabiri vardı. Hiçbiri 3 sene, 4 sene geçmemiştir. Artvin'de, diğer ilçelerde. Ben 25 sene yaptım yani TRT muhabiri. Anadolu Ajansı'nda ben aşağı yukarı 20 sene yaptım. 2000 yılında biliyorsun size devrettim yani haberciliği. Evet, evet. İsterseniz o konudan bahsedebilirsiniz. Araba aldığımız biz de sizden el aldık onu. İyi bir şekilde götürmeye yani çok güzel bir şekilde götürdün sen de. Yani teşekkür ediyorum. Evet. Şeyimi devam ettirdin yani. İsterseniz siz anlatın, isterseniz ben anlatayım. Biraz özel siz olacak anlatın, mı? Siz eksik olursa. Aslında sizin ağzınızdan duymak isteriz abi. Yani muhabir olarak devam ediyorduk biz. TRT muhabirine işte Ali abiyle bir şekilde paslaştık zaten ilçemizde. Birçok haberi de haber yaparken yine Ali abiyle bir şekilde danışıyordum ben. Özellikle bu herhalde yani kişilerden bir, sürekli böyle bir el almayı severim. Bir tecrübemiz mevcut tabii. Evet, oradan istifade ediyorduk. İşte Ali abi ben artık bir emekliliğim geldi artık. Emekliliğin keyfini çıkarmayı istiyorum. İşte 2000 yılında zaten işte muhasebecilik şey yaptı, iyice kendimizi verince tabii yürütemez duruma geldim. Onun için artık size görevi devrettim. Biraz da bizim reklamımız oldu bu arada. Sağ olasın. Peki abim şimdi o Yusufeli'ndeki o son durumdan biraz daha bahsetmek istiyorum. Şimdi birçok yere göre Yusufeli ilçesi siz de ifade ettiniz. Haber deposu. Haber deposu burası. Yani bunu eğer doğru gözle bakıp doğru bakalım, değerlendirirsen yani gazeteciler için bulunmaz bir nimet yani. Evet.
aslında diğer ilçelere biraz böyle bir haberci gözüyle baktığımız zaman bir şey çıkmaz mı? Zorlama mı olur? Ya burada biraz daha elini kolunu salladın. Şimdi burada bizim yani bu turizm ve bu meyve sebze üretimi, hasat mevsimlerinin çok olması, üretim merkezi olması öncelik arz ettiriyor. Örneğin bir Narman da var, Kağızman var. Orada da meyve sebze üretiliyor. Ama yani şeyde duyduğum yok yani. Yani şimdi bu o bölgedeki bu haberin çalışması çok önemli yani. Haber gözü. Haber üretebilmesi yani. Üretebilmesi. Evet. Abi yine bir mesajlar var. Bir mesajlara da bakayım. Recep Yılmaz, selamlar, iyi yayınlar. Ankara'dan izliyoruz. Teşekkür ederiz şeklinde. Biz de teşekkür ederiz. Selamlar olsun. Biz ifade etmiş olalım. Peki abi, haber işini bıraktınız, devrettiniz. Biz de aldık. Yani devrettiğinize pişman değilsiniz. Ümit ediyorum. Yok. Gururla devrettim. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Biz de elimizden geldiği şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Yine böyle uzaktan haberleri takip ediyor muyuz? İlla habere bakmanın dışında haberleri tabii izliyoruz. O hastalık haline gelmiş. Yani ben yani günlük haberleri izlerim. Nerede ne olmuş? Hepsine hakim olurum yani. Yani o işte o, eleştiri de oluyor mu izlerken? Yani işte şu haberi eksik yapmış. Şurada bir sıkıntı var. Normal bir haber. Oluyor tabii. Oluyor. Ya bu çekilir mi? Buradan çekilir mi? Bu noktadan niye gittin örneğin? Evet, onları da söylüyorsun. Peki son zamanlarda biliyorsunuz dijitalle birlikte yayıncılık da arttı. İşte bir cep telefonuyla birlikte hem haber daha kolay hem video, çok, fotoğraf çok. Hepsi çok daha rahat ulaşılıyor. Şimdi şu anda içinde bulunduğumuz belediyenin web sayfası. Bu sayfaya, bu stüdyoya baktığımız zaman neler diyeceksiniz? Yani şu anda birçok yerel kanalla yarışabilecek formatta donanıma 3 aşağı 5 yukarı sahip olduk. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Yani gurur verici. Yani belediye başkanını da tebrik ediyorum. Yani bu imkanı sağlamış ilçemize. Yani Yusufeli gibi bir ilçede böyle bir ortama olması yani çok önemli bir şey yani. Göremiyorum ama baktığımız zaman yani önemli bir şey. Kameralarımız yani. Olsun, ışıklarımız olsun. Tabii. Ya biz de bu işin bir parçası olmaktan keyif alıyoruz. Herhalde. Evet. Peki ileriye doğru planlarımız nedir abi? Ne yapacağız? Neler düşünüyorsunuz? Yine muhasebecilik işleri devam edecek mi? Biliyorsunuz Yusufeli ilçesi su altında kalıyor. Şimdi su altında kaldıktan sonra Demirkent'te yaşıyorsunuz. Yok şimdi benim ikametim burası. Şey, muhasebeciliğe gene devam edeceğim. Evet. Tabii yukarıda hem iş yerim evim de çıkmış durumda. İş yerimi evimi yukarıya taşıyacağım. Ama hafta sonları yazlık olarak Demirkent'te kullanıyorum. Yaşamıma burada devam edeceğim yani. Evet. Peki abi yavaş yavaş toparlayalım. Yayınımızın sonuna doğru gelelim. Çok keyif aldık sizinle sohbet etmekten. Haberciliğin biliyorsun her şeyleri de söylenmez ama siz açık yüreklilikle söylediniz. Yeni bu işe gönül veren, bu işe böyle ısınan, bu işi ben de yapayım diyen genç arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza tavsiyeniz nedir, neler dersiniz? Valla genç arkadaşlara şöyle bir tavsiyem olur. Haberciliği mutlaka yani doğru bir şekilde, yani yalana veya şeye, siyasete alet olmadan yapmalarını yani beklerim ben. Ben çünkü öyle alıştım. Haber neyse onu vereceksin. Ki yani toplum haberin ne olduğunu haberin yani kişilere, kimseye zarar vermemesi gerekir yani. Haberci aslında tarafsız olması lazım. Tarafsız olması lazım. Yani siyasi formatta. Ama şimdi görüyoruz biraz taraflı haberler de yapılıyor yani. Gözümüzden kaçmıyor yani. Evet, onları da görüyorsunuz ama özellikle genç arkadaşları, bu işe gönül verenlere ne olur haberlerinizi tarafsız yapın. İnsan odaklı. İnsan odaklı. Değil mi? Yani temelinde insan olsun. Bu olduktan sonra işler çok daha rahat. Rahat ve huzurlu olur. Diğer taraftan da haberci görevi kamu bilgilendirme. Yani bunu ben size söylemiyorum. Yani siz zaten bilirsiniz bunu ama böyle ufak bir hatırlatma. Bazen de eksiklikleri, noksanlıkları da insan faydasına olan şeyleri de gündeme getirip söylemekte fayda var. Her zaman fayda var. Fayda var diye düşünüyoruz. Bilmiyorum aynı kanıtım her ne kadar devlet televizyonları biraz daha sınırlı olsa bu konuda ama şimdi yani bir eleştirel haberi pek ben yapmadım yani bizim dönemde yoktu. Onun için şu anda yapılıyor. Yani şimdi bunda
kimseye de bir şey diyemiyorsun yani. Ha, o dönem içerisinde zaman zaman yine bizde takip ettiğimiz eksiklikler, noksanlıklar olduğu zaman bununla ilgili haberler de yapılıyordu. Yani onları da biz de görüyoruz. İşte atıyorum bir çevrenin kirlenmesinden, işte yollarla ilgili bir trafik kazası olduğunda oradaki işaretlerin yapılmaması olsun, işte zeminin düzgün olmaması ile ilgili olumsuz haberleri de çıkıyor. Ama buradaki amaç doğru olumsuz haber yapmak. Önemli olan doğru haber olması. Yani birinin başını gözünü çıkma mantığı. Kırmak değil yani. Evet. Abi çok teşekkür ediyorum. Sizin söyleyeceğiniz, benim sormayı unuttuğum ek bir şey var mı? Sizin ifade etmek yok istediğiniz, kamera sizde. Yok. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı sağladığınız için. Size de gazetecilik hayatınızda başarılar diliyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Efendim şimdi değerli izleyicilerimize bir duyurum var. Yanlış söylememek için okumaya çalışacağım buradan. Şimdi biliyorsunuz efendim Yusuf için Söyle klibi gerçekleştirilmişti. Kinurlu Akçayır'la birlikte. Burada Yusuf ilçesinde ses sanatçıları arkadaşlarımızı alıp Nurullah Akçayır'ın yazmış olduğu sözlerin üzerine, güftenin üzerine bir beste yapılarak yine Nurullah Akçayır tarafından buradaki kardeşlerini seslendirmişti. Çekimi ve klibin hazırlanmasında bizzat ben de bulunmuştum. Yayın bittikten sonra yönetmen arkadaşım Abdurrahman Tosun muhtemelen sizler onu paylaşacak ama oradaki solist arkadaşlarımızdan bir tanesi, muhtemelen birçok arkadaşımızın bilgisi var. Hasan Koçak. Reklam olacak ama verelim. TV8'de O Ses Türkiye yarışmasında yarışıyor. Perşembe günü kardeşimizin bir yarışması var, devam ediyor. Eğer burada başarılı olursa Cuma günü canlı olarak yayınlanacak, final yarışmalarına çıkacak. Burada da Yusufeli olarak bütün arkadaşlarımızın, bu genç kardeşimizi SMS ile desteklememiz gerekiyor. Gerçi haberciliğin, Ali abi de bahsetti, zaman zaman böyle bir birbiriyle rekabet olur ama şimdi konu Yusufeli olduğu zaman isim de verdik, ifade ettiğimiz gibi TV8'de O Ses Türkiye yarışmasında saat 20'de Cuma günü kardeşimiz oraya kadar gelirse mutlaka o canlı yayını bütün izleyicilerimizin izlemesini ve SMS'le mutlaka destek olmasını seviyoruz. Yusufeli'nin tanıtımı için, Artvin'in tanıtımı için çok kıymetli bir çalışma olacak. Biz buradan Hasan Koç'a kendisine başarılar diliyoruz. İnşallah başarı olur. İnşallah başarı da olur. Yusufeli bir yıldız daha, kazanmış olur. Ki sürekli sağ olsun gençlerimiz olimpiyatlarda olsun. Olimpiyat hazırlıklarında olsun, kanıda olsun, yine Türkiye şampiyonalarında olsun. Geçtiğimiz gün içerisinde yine yapılan yarışmalarda yine gururlandırdılar güreşte güreşçi kardeşlerimiz. Böyle hep birlikte böyle bu yeni yerleşim yerine taşınma aşamasında ufak tefek sarsıntıyı bu güzelliklerle hep birlikte geçeceğiz, başaracağız diye düşünüyoruz. Ali abi konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum. Yönetmen arkadaşım Abdurrahman Tosun ve Hasan'a da teşekkür ediyoruz. Son olarak ekleyeceğimiz herhangi bir şey yok. Bitiriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kaldım yar.
kaldı bizim düğün parası, gurbet parası. Geri kaldı bizim düğün parası, gurbet parası. Karışalım oluna, sesimiz kalsın yarına. Karışalım oluna, sesimiz kalsın yarına. Kuşburnu'dan ağımız var, tek tek balımız var. Çıkacağız biz kaç kara, daha nice yolumuz var. Gideceğiz biz Aros'tan, daha nice yolumuz var. Karışalım oronuna, sesimiz kalsın yarına. Karışalım oronuna, sesimiz kalsın yarına.